Bundan 3 sene önce un fiyatı 80 liraydı, ekmek yine 1 liraydı. Bundan 4 sene önce un fiyatı 50 TL'ydi, ekmek fiyatı 90 kuruşudu. Şimdi geldik 145 TL, 150 TL bandına çıktı. Para kazanamıyoruz. Yani Türkiye'deki fırıncılarımız para kazanamıyor Barış Bey. Çok büyük sıkıntılarımız var. Yani biz bu konuda geçenki yapmış olduğumuz toplantı ve çalıştayların içerisinde de biz bu işi hiçbir evet. şekilde kimseye zarar gelmeden üreticimiz para kazanması için uğraşıyor. Uncular şimdi şu anda fırıncılara un vermiyor. Un vermiyor, tedarik sıkıntısı var. 2 ay oldu şimdi şu anda Türkiye üretim faaliyetten çıktı. Daha yeni harman zamanından çıktı. Bütün zahireler, dükkanlar, her taraf buğday dolu. Şimdi şu anda un fiyatlarını 145 TL'ye çıkarttı bunu uncular. Murat ben Bey, buradan Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı olarak söylüyorum. Tüm son, Türkiye'deki fırıncı birliklerimiz olarak da Barış Bey sizin vesilenizle ben burada Sayın Cumhurbaşkanımızı da Sayın Tarım Bakanımızı da devletimizin ilgili yetkililerini de özellikle rica ediyorum. Burada bu konuda fırıncıya destek verilmesini, fırıncının yanında sahip çıkılmasını peki. ya da Toprak Mahsul Ofisi'nin bünyesi adı altında piyasaya düzenleyerek un fiyatlarını ve maya fiyatlarının aşağıya çekilmesini çok istiyoruz. Çok teşekkür efendim. Ediyorum Murat Bey. Biz sağ olun. Ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hayırlı yayınlar. Şimdi un tarafından bahsetti. Biz Cem Oğuz Kırtız'la konuşacağız. Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı. Cem Bey iyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. Tüm izleyicilere de iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Bu un fiyatlarındaki artıştan şikayet etti. Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı nedir? Burada bir fiyat artışı gerçekten işte 150 liralara doğru dayandı mı? Sizden bir değerlendirme alalım. Buyurun. Efendim 150 liralara kadar dayandı. Doğrudur 110-115 bandından bir hareketle un fiyatları 140-150 bandına kadar çıktı. Son aşamada direkt Toprak Mahsul Ofisi'nin de ithalat yetkisini kullanarak yapmış olduğu müdahale ile birlikte de şu an 130-140 bandı seviyesine kadar geri çekildi fiyatlar. Şimdi burada ben fırıncı arkadaşlarımızla herhangi bir aslında farklı yerde değiliz. Ancak şunu söylemeyi kendime bir borç biliyorum. Un fiyatlarının ekmek içerisindeki payı %30-35 seviyesindedir. Dolayısıyla burada direkt biz fırıncılarla karşı karşıya hiçbir zaman gelmek istemedik. Ve net şunu söyleyebilirim. Bizim bir çuval unda yerine teslim maliyetimizdeki buğdayın payı %75'tir. Dolayısıyla kalan %25'lik kısmın minimum %10'luk bir kısmı da taşıma maliyetleridir. Yani biz buğdayı kaça alırsak unu o fiyata satarız. Dolayısıyla bizde herhangi bir inanılmaz toplamalar ya da herhangi bir fahiş fiyatlamalar olma şansı yok. Bunun en net örneği de tüm ekonomistlerin de bunu teyit edeceği üzere bizdeki kurulu kapasite yaklaşık 40 milyon ton. Kullandığımız kapasite dahili tüketim için 12 milyon ton. Yaklaşık 5 milyon tonluk da ihracat için kullanıyoruz. Dolayısıyla 17 milyon ton bir kapasite kullanıyoruz. Bunun karşılığında da elimizdeki kullanabilecek kapasite miktarı tam 40 milyon ton. Dolayısıyla bizde herhangi bir şekilde bir fırsatçılık ya da bir fahiş kar ya da olayların üzerinden ekstra bir avantaj elde etme durumu asla ve kat'a kesinlikle söz konusu olamaz. Bu kapasitelerle mevcutta geldiğimiz nokta birçok içimizdeki arkadaşımız sabit giderlerini indirebilmek adına dahi maksimum satış yapma gayreti içerisinde olup toplamda %4-%5 seviyesindeki sabit giderlerimizi %1-%2 seviyesine indirerek oradaki karlılıklara kadar sektör gelmiş durumda. Ciddi anlamda rekabet içerisindeyiz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben burada herhangi bir ajitasyon noktasında değilim amanın para kazanmıyoruz diye. Maalesef sektörümüzün geldiği yer burası. Her atıl kapasitenin çok yüksek olduğu sektörde olduğu gibi bizde de çok ciddi anlamda rekabet söz konusu. Evet. Ve bunun da önümüzdeki çok yakın ve kısa sürede düzelmesi söz konusu değil. Biz rekabet etmeye devam edeceğiz. Biz fırıncılara un teminine devam edeceğiz. Fırıncılara un satabilmek için birbirimizi yemeye devam edeceğiz.
Cem asla Bey, bunu soracağım gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani buyurun. Tedarik konusunda çünkü az önce bağlanan federasyon başkanı ifade etti. Tedarik konusunda herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Yani burada un tedariği ekmek fırınlarına nedir burada durum? Ya ben bütün fırıncı arkadaşlarıma hakikaten çok saygı duyuyorum. Yaptıkları iş çok çok önemli bir iş. Yaptıkları işe saygım inanılmaz, hürmetim var. Ancak hani ya biz un bulamıyoruz dendiği zaman bu maalesef farklı bir noktaya gidiyor. Ve bizler çok ciddi zan altında kalıyoruz. Hani biz hiç kimseyi zan altında bırakmamak için fırıncı meslektaşlarımız bizim beraber çalıştığımız iş ortaklarım. Hani birbirimizi suçlamasak çok sevineceğim. Yani biz hani un bulamamak diye bir şey Türkiye'de asla söz konusu olamaz. Pandemi döneminde orada burada tüm Türkiye rahat olsun. Gıda sektöründe ilk 5 neyi bulamayız, Türkiye'de ne sıkıntı olmaz diye sorsanız ben size çok net iki şey söylerim. Bir tanesi bol bol un, bir tanesi de ekmektir. Bunu da fırıncı arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Ama hani ya onu bulamıyoruz, bunu bulamıyoruz. Ya ne olur yapmayalım bunu ya. Peki. Çok teşekkür ederim. Asla böyle bir şey söylemesi değil. Sağ olun değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar diliyorum. Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Cem Oğuz Kırtız bizlerleydi. Ben ilk bu pandemi ortaya çıktığında makarna tartışmasını da hatırlıyorum. Orada makarna sektörünü temsil eden bir başkan şunu demişti. Hiç kimse merak etmesin, Türkiye'yi makarnaya boğarız. Un konusunda da bir sıkıntının olmadığını Cem Oğuz Kırtız Bey bizlerle paylaştı. Şimdi biz 60 dakikaya...